Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok güzel, hafif şerbetli bir tatlı yapımıyla karşınızdayım. Hüma Nur da yanımda, oradan görüyorsunuz kaşığı unu havalandırıyor. Şimdi şerbetli tarifimize başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Lütfen aşağıdaki butondan abone olmayı unutmayınız. Evet, şimdi ilk önce tatlı yapımını her zamanki gibi şerbetten başlıyoruz. Evet. Şerbetimizin soğumasını bekleyeceğiz. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olarak dökeceğiz. Şerbet yapımını şöyle 3 su bardağı şekerle başlıyorum. 1. Tut Hümacığım. Hüma Nur bize yardım etsin. Şöyle 2. Dök onu anneciğim. Hemen bir tane daha getireceğim. Arkadaşlar bu kıyımla başlayalım. İkinci suyumuzu döktük ve şöyle üçüncü. Böyle çok doldurmayacağım. Çok ağır şekerli olmasını istemiyorum. Üçüncü su bardağımı şöyle yarımdan biraz fazla yaptık. Yapıyorum. Dök anneciğim. Bu şekilde arkadaşlar döktüm. Benim tatlım. Üç su bardağı şekerimizi doldurduk. Ve şimdi hemen 3 su bardağı suyumuzu döküyorum. Tamam. Dök bakalım Hümacığım. Oh, 3 su bardağı su. İkincisini döktüm. Bunu ben dökeyim. 3 su bardağı suyumu da koydum. Birazcık karıştırıyorum. Ve 1-2 damla şöyle küçük çeyrek bir limonu damlattım. Ve ocağa alıp kaynamasını sağlayacağım. Ve ocağımın altını önce yüksek açacağım. Hızlı kaynamasını istiyorum. Anne sen hep konuştun ya. Evet, konuştum istersen şimdi sen konuşun. Ben de konuşmak istiyor. Ben şerbetimi kaynatıyorum. Şimdi şekeri içinde iyice erittik. Ve fokur fokur kaynamasını bekleyeceğiz demeyeyim tabii ki de. Şerbet yapımını artık hepiniz biliyorsunuz. Şerbetimiz iyice kıvamını alana kadar karıştıracağım. Ve daha sonra hamur yapımına geçeceğim. Şerbeti için malzemeler bu kadardı arkadaşlar. Unumu şimdi Hüma Nur hanımefendiciğim yanımda. Unumu karıştırıyor. Ondan bahsetmemi çok seviyor. Çok hoşuna gidiyor. Hüma Nur'cum unu karıştırıyor. Ben şerbeti karıştırırken... Evet arkadaşlar, şerbetimizi koymuştuk. Altını biraz hızlı açtım. Sonra ateşini düşürdüm. Gayet güzel kaynadı. Şerbetim hazır. Şimdi şerbetimi bitiriyorum. Soğumaya bırakıyorum. Ve hamur yapımına geçiyoruz. Şimdi sözü Hüma Nur'a bırakıyorum. Çünkü sizinle konuşmayı çok seviyor. Buyur anneciğim. Arkadaşlar. Hoş geldin. Bugün seninle eldiven takacağım ama öğretmenim için. Biz Hüma Nur'la eldivenlerimizi giydik. Ve Hüma Nur size bu tatlı yapımında neler kullanacağımızı anlatacak. Mesela bu ne anneciğim? Bu mavi haşhaş. Bu mavi haşhaş. Evet, evimizde bizim irmik kalmamış. Dilerseniz irmik de kullanabilirsiniz ama biz mavi haşhaş ve bu neydi? Yulaf. Yulaf. Yulaf lapasını bir kere rondodan geçirdik. Evet. Hamurlarımızı içinden geçireceğiz. Ay döküldü. Ama arkadaşlar. Ve şöyle bir paket karbonat lazım. Karbonat. Ondan sonra şöyle badem, fındık kullanabilirsiniz üzeri için. Ve yumurta. Kaç tane yumurta? Bir, iki. Evet, iki yumurta. Çıkar. Bu da zeytinyağı. Bir su bardağı sıvı yağ.
125 gram margarin, vanilya. Kabartma tozu ve vanilya lazım. Kabartma tozu ve vanilya. Onu içinde onun 4 için. Su bardağı da un lazım. Evet. Bunların hepsini şimdi karıştırıyoruz. Hümancım bana bunları dökecek. Dök bakalım anneciğim yavaşça. Buraya. Evet. Döktük. Ben alıyorum. Şimdi sıvı yağı da dökelim. Bu tatlı çok güzel. Hem kabartma tozu var içinde hem de karbonat var. Şimdi bunu eldivenli elinle dök istersen. Evet, yavaşça içine bırak. Bütün malzemeleri bu şekilde döküyoruz. Sadece yulaf, irmik ve mavi haşhaş dışında. Şimdi un dökeceğim birazcık. Hımacım. Şöyle 4 su bardağı un hazırlamıştım. Bunun yarısı kadarını içine döküyorum. Döküyorum. Hımacım, iş yapmak biraz zor. Şimdi kabartma tozunu dökelim. Hümanur da bize karbonatı döksün. Evet. Prenime yardım ediyorum her gün. Şekerli vanilya döktük. Ve elimizle güzelce yoğuracağız. İlk önce ben. Ben yoğursam daha iyi olur. Ben de yoğursam. Yani işte ilk kızın olacak öyle oluyor arkadaşlar. Yoğur bakalım Hümanur. Aferin, yoğur kızım. Hah. Yoğur, yoğur. Evet, çok güzel. Şekilde arkadaşlar. Hı-hı. Margarini bırak. Bırak onu. Ona baskı yapmayı bilmiyorum. Ben yapayım. Eldiveni ben tutayım ki çıkmasın. Evet, Hümacığım. Çok güzel oluyor. Tamam. Şimdi ben artık alsam çok iyi olacak, biliyor musun? Hümanur'a yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hümacığım, keyif aldın mı kızım yaparken? Şimdi elimize yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Malum Hümanur da biraz mıncırdı. Normalde 4 su bardağı yeter bize. Eldiven kullanacağım. Böyle yumuşak ve elinize yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Ama biraz daha un istiyor bilmiyorum. Ben biraz dökelim. Biraz ben yapabilir miyim? Çok meraklısın anneciğim. Dök hadi. Tamam. Dök et. Şöyle yarım su bardağı kadar un kalmış. Onu da döktük. Şimdi güzelce yoğurup yuvarlayıp tepsiye atıyoruz. Evet. Arkadaşlar, ben şimdi içeri gidiyorum. Artık pişmesini bekleyeceğim. Hoşça kalın abi. Hoşça kalın arkadaşlar. Yardımların için çok teşekkür ederim. Arkadaşım geldi mi? Hayır. Mağdur Zeynep'i bekliyor bu arada. Zeynep kankiş duşunu bekliyor. Her günümüz böyle Zeynep'i beklemekle geçiyor.
Bakın gördünüz mü, artık elimize yapışmayan çok güzel kıvamlı bir hamurumuz oldu. Çünkü mandurum da birazcık yardım etmek istediği için yağı fazla yumuşattı. Yani margarinli işler yaparken onu öyle bir hızlıca yedirmemiz gerekiyor ki elimize yapışmasın. Ve içinde özleşmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu iyice toparlamaya çalışacağım. Şeyim hazır, hamurum hazır. Hemen dediğim gibi irmik de kullanabilirsiniz. Evde irmik kalmamış. Ben haşhaş ve yulaf kullanacağım. Böyle denemek istiyorum. Şöyle bir yuvarlak borcamı alacağım. Ne çok küçük ne çok büyük. Şöyle ağza da gelsin istiyorum. Diğer elime de eldiven giysem. Hatta şunu çıkarayım, artık elime yapışmaz. Yoğurma işlemim bitti. Çok da ses yapıyor. Önce yulafıma biraz bu şekilde her tarafına yediriyorum. Ne kadar büyük yaptığımı Betül diyeceksiniz ama inanın çok güzel olacak. Yani bir porsiyonluk gibi. Bunu böyle büyük yaptığınızda hemen yanına bir kaymak, bir dondurma, çilek, muz, meyve de dilimleyerek çok rahat servis açabileceğimiz bir tatlı oluyor. Şimdi birazcık haşhaşla döndürüyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluyor. Yumuşak yapmamızın sebebi de şerbeti emmesi için. Ve bir diğer özelliği de hem kabartma tuzu hem de karbonat olması için de çok güzel. Elimle hamurum bitene kadar bu şekilde tekrarlayacağım. Şimdi yine yulafa buluyorum. Yulaf kullanmamın sebebi, yulaflarla şiştiği zaman acayip değişik bir lezzet ve kıtırlık verecek. Yulafları irili ufaklı çektirdim. Böyle bazı şeyleri gelişi güzel yapmak lazım. İnanın çok lezzetli oluyor. Bazen gelişi güzel yaşamak lazım. Bazı şeyleri. İlle dört dörtlük yok. Evet. Her yerini haşhaşladım. Şimdi buna geçtik. Bunun da her yerini yulafladım. Şekilde yerleştiriyorum. Bir ondan bir ondan. Hızlı hareket etmeliyim. Etrafımdaki ışıklar birazcık yumuşatıyor hamurumu. %80 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat 40 dakika pişireceğim. Sizin fırın ısınız nasılsa, nasıl ısıtıyorsa pişiriyorsa ona göre, kendi fırınıza göre siz de ayarlayın. Şöyle yüzeyi kızarana kadar bunları pişireceğim.
Şu son hamurumu da. Evet, tatlımız hazır arkadaşlar. Üzerlerini, içlerini badem oturtacağım. Fırınımı da önceden ısıtmaya aldım. Isınıyorlar. Ve şimdi fındığım yoktu. İçerisine badem oturtmayı düşündüm. Güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle. Haşhaşları da oturtsam mı bilmiyorum, kararsızım açıkçası, ama onların da bir iki tanesini badem oturtabiliriz. Şöyle denemek amaçlı olsun. Evet arkadaşlar, bu hazır. Fırında dediğim gibi üzeri pembeleşinceye, kırmızılaşıncaya kadar pişireceğim. Sıcak tatlıya soğuk şerbet koyacağız. Şerbet kısmına hemen geçelim. Evet, tatlımızı fırından çıkarma zamanımız geldi. Hemen çıkartıyorum. Üzerleri kızardı. Çok güzel oldu. Hemen çıkarıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın üzerleri pembeleşmiş. Gayet güzel, her biri pişmiş. Şimdi buna sıcakken hemen soğuk şerbetimi döküyorum. Şerbetimi getirdim ve cos 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 dökelim. Tabii ben biraz daha geniş tepsi kullansam iyi olurmuş. Haydi bismillah. Oh Derya kuzusu. Çok güzel kabarmışlar. Bakın gördüğünüz bu şekilde çatladılar mı? Yeter. Hepsinin üzerlerinden şerbetimi geçiriyorum. Bu şerbet gözümüze çok gelmesin. Çünkü hepsini çekecek. Bakın gördünüz mü? Az önce ne çok şerbet vardı ve 1 gram bile kalmadı. Şimdi şu şeydeki, tenceredeki son şerbetimi de şöyle gezdireceğim. İnanılmaz güzel bir tatlı arkadaşlar. Yani bunu mutlaka deneyin, yapmanız lazım ve bana dönün. Az önce muhtemelen az önceki hali görenler ne çok şerbet oldu falan filan diye tepki gösterenler olacak, ama bakın içerisine çok güzel emdi, aldı ve şu an bunu da emecek. Görmüş olduğunuz gibi akşama iftarlık tatlımız hazır. Şimdi bu güzellik içine bir güzel çeksin şerbetini. Ay, bademimiz kaymış. Biz de o sırada akşam yemeğimizi hazırlayalım. Bu tatlıyı mutlaka deneyin ve bana yorum olarak dönüş yapın. Eminim ki herkesten çok pozitif, çok olumlu yorumlar alacağıma inanıyorum. Hiç hamur işi yapmasını bilmeyenim bile çok kolay yapabileceği bir tarif. Takıldığınız bir yer olursa yorum atın, mesaj atın. En kısa sürede size hemen döneceğim. Tabii kanalıma da abone olmayı unutmayın.